Kızım. Canım kızım benim. Canım kızım akşam klinikte kaldı. Çok güzel. Sağlıklı. Canım benim. Şimdi mırıl mırıl sesler çıkarıyor. Keyfi yerinde. Ablalar sana çok iyi bakacak mıydı? Canım kızım benim. İşte de yakın zamanda iyileşir.2020 yılı felaketler senesiydi. Birçok şey kötü gitti. İş yerleri kapandı, okullar kapandı. Böyle bir şeyi düşünemezdik yani insanlık bu noktaya gelir diye. Bir düşüncemiz olmazdı. Şimdi böyle her şey kötüye giderken ben de otomatik hemen kötü şeyler düşünmeye başlıyorum. Bazen de kötü şeyler yaşıyorum. Yani bunu bilinçli olarak ya da isteyerek yapmıyorum. Olay örüntüleri beni o noktaya itiyor. Şimdi kötümserliğimi zile yaptığı zamanlarda dedim ki kesin birisi bu evi atacak. Ondan sonra yağmurda devrilecek. İşte şu olacak bu olacak ama hiçbiri olmamış. Sadece yavrular çok ürkek. Merhaba. Yoldan geçen insanlara garip garip bakıyor ne yapıyor kadın diye. Yavrular da bir süre sonra bana alışacak diye düşünüyorum. İşte belediye beslenme odakları yaparsa eğer hayvanlar gayet sağlıklı ve mutlu olurlar. Mahalle halkı da mutlu olur. Şu yan tarafta görevi ormancı olan bir kişi oturuyormuş. Şimdi burada bir abla yayık yapıyor. Ondan istedim. Şu peynir kabına ben daha önce su koymuştum. Ama yağmur çok fazla yağınca devrilmiş ve içi çamur olmuş. Ara sıra onu kontrol edebilir misiniz? Süpürebilir misiniz dedim. Tamam dedi. Hayvanlar kurumamayı yiyince çok mutlu oldular. Benim kedilerim artık kurumamayı pek beğenmiyor. Şimdi biraz salam atıyorum. Salamın ne olduğunu bilmiyor.
öyle bir düşünüyor ama tadı hoşuma gitti. Bu yavru çok sevimli. Kendini kurtarmış artık. Artık soğuklar da azalıyor. Diğer kedi daha ürkek. Bu dikenli yer mağara gibi onların evi olmuş artık. Evimin sağlam olmasına çok sevindim. Sabahleyin ayakkabılarımı yapıştırdım. Köpeklerim sağ olsun parçalamışlar. Ve bu evi yaparken yapıştırıcıyı yanlış kullandığımı fark ettim. Önce yapıştırıcıyı uygulayıp birleşmesini istediğim yüzeye sonra spreyi sıkıyormuşuz. Yani kurutması amacıyla. Ben tam tersini yaptım. Biraz daha olmayı istiyorsun aşkım. Gel sana vereyim. Yavru kedi daha cana yakın. Diğer yetişkin olan daha ürkek. Onun başına bir şey gelmiştir zavallı. O yüzden korkuyordur. Ben tam tersini yaptım. Önce sprey sıktım sonra yapıştırıcıyı ve olmadı. Ama hala sağlam. Bu alüminyum bantlar işe yaramış. Havalar ısınınca bunu götürürüm. Tekrar tamir ederim. Daha güzel bir şey yaparım. Buraya da yazı yazdım. Kedi evi diye. Atmasınlar çöpeye. Bilsinler diye. Kediciklerim burada. Bir tanesi öldü. Onu veterinere götürdüm. Böyle veteriner pamuğu aldı, gözünü sildi. Zavallının gözü yoktu. Sonra yaşarsa tekrar bir operasyon geçirmesi gerekiyor. Gözünün içini temizlememiz gerekiyor. Yoksa orası sürekli iltihap olur dedi. İşte yaşıyorlar ama ne şartlarda yaşıyorlar. Dayanamamış, ölmüş maalesef. Şimdi bir kedim daha veterinerde. O da hiç yemek yemiyor. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani ani bir şekilde, akut bir şekilde. İştahsız kaldı. Kafeste şu an. İyileşmesi için dua ediyorum. Yağmurdan dolayı tabii buradaki örtüler ıslanmış. Şimdi cuma günü veterinere tekrar gideceğim. O zaman kuru karton getireceğim. Migros'tan ve yerel market olan Şerikoğlu'ndan kuru karton almıştım. Onlardan tekrar isterim olması. Çünkü karton oldukça faydalı. Suyu da evden getirdim. Şöyle bırakayım yine. Çok temiz değil ama idare eder. Birazcık çamur var. Yandaki ablada dolduracağım dedi. Şimdi ben buraya biraz mama bırakacağım. Sonra gideceğim. Onlar da evlerinde yaşasınlar artık. Kızım, kuşlar nerede? Hadi yakala. Hadi. Aa, bir sürü kuş varmış. Bir sürü kuş varmış burada.
kalması ise aslında sahilde sol bir yarasa deliği almış olduk. Yani iki bölümünden kalması ise sağ kontrolü çalışsa, değil ise sol kontrolü çalışsa. Aslında basitçe bir rastgele sahilde solu seç. Arkadaşlar hiç sağlamayın. Tabii sen engel görmeye sağdan kaçmaya çalışıyor. Ama sağdan engel görmeye çalışıyor. Sen sağ sağdan etkisin. Kendi seçim yolu. Evet, rastgele bir şekilde kendisi bir yol seçici olacak. Random komutuyla seçim yaptıktan sonra, sağ ya da sol seçildikten sonra, burada bir delik daha koyalım. Sağa ne kadar dönecek, solu seçilse sola ne kadar dönecek diye. 600 yeterli hocam. Şimdi bu konu olacaktır, buyurun. Bu da HCS'ye doğru nereye baktığı önemli. Bir de sağ olarak nereye aldığınız önemli hocam. Evet, sağ doğru ya da sol doğru. Kızım, kuş mu avlayacaksınız? Yere mi düşüyorsunuz? Kuşları yakalayamıyor musunuz? Kim yapmış bu camı? Hı? Şu cam olmasa? Az önce kumlulardan korktular. Fikir bir de sen deneyim bakalım şansına. Oğlum öyle hüdük gibi çıkılır mı? Bak kızlar 2 saatte pusuya yaptı. Kumlulardan korktular. Kumlular büyük geldi. Kışım, ne varmış orada?